Çok beklendi ve istenen ev vlogu, Airbnb ev kiralama videosu geldi. Geldi. İşte abi bahçemiz burada. Evet, burada evi kiralayan, organize eden Hazal Hanım'la beraberiz lütfen. Şimdi size birkaç bilgi verecek. Arkadaşlar, asla sponsorluk değildir bu arada. Bu seneki otel fiyatlarını biliyorsunuz çok fazla. Çok fazla otel araştırdım. Biz 6 kişi, 5 kişi olduğumuz için minimum fiyat bandında en uygun 7000, 8000 vardı. Ama otel olarak da 2 kişi öyle, 3 kişi öyle kalacaktık vesaire. Sonra Airbnb aklıma geldi. Airbnb'de gerçekten çok güzel evler var. Daha doğrusu villalar var. Ve havuzlu falan oluyor. Bazıları özel havuzlu. Ama bizim bulunduğumuz bir site, Pamport sitesi. Şifne'de bulunuyor. Yani Çeşme'nin işte Alaçatı'ya ne kadar diyeyim? 15. Arabayla 10 dakika. 10 dakika, aynen. 10 dakika. Arabayla Alaçatı Çarşı 10 dakika. Port'ta 20 dakika vesaire. Hı. Çünkü mekanlar orada genel itibariyle. Biz hep arabayla gidip geldiğimiz için. Korsan da şimdi Airbnb'de ev nasıl kiralanıyor? Şimdi ekranı göstereceğiz. Bu arada arkadaşlar sponsorluk değil ama. Bize bir sponsorluk verse ana çok sayfa, güzel olur. Ana sayfa bu şekilde. Şimdi burada nereye gitmek istediğinizi yazıyorsunuz. Diyelim ki Alaçatı zaten önceden yazmışız. Yazalım yine Alaçatı diye. Alaçatı Çeşme çıktı. Buradan yine seyahat tarihimiz. Atıyorum 10 ile 14 arası dedik. Sonraki. Burada sizden kaç kişi sayısı onu istiyor. 4 kişi diyelim. Arama. Şimdi burada zaten harita üzerinde ilk başta fiyat olarak uygunluklarını gösteriyor. Mesela şurada 1050 liralık geceliğe site içi konut böyle. Kötü. Yani aslında kötüden ziyade normal. Uzak. Çeşme'ye uzak. Bir tık hani uzak. Hani o da var tabii. Neyse. Yani sonuç olarak burada girmek yani görmek isteyeceğiniz bütün evler şöyle burada bulunuyor. Ve evlerin çoğu dediğim gibi villa tarzında oluyor. Ve villa tarzında olduğu için de lüks klasmanında diyebiliriz. Yani şu ev ama geçeceğiz 8779 lira. Yani buradan tıklıyorlar sonra eve. Eve tıklıyorlar. Şimdi diyelim ki kiralayacaklar. Şurayı dedik kiralayalım. Tabii ki burayı kiralamayın. Rezerve etmeniz gerekiyor. Bu arada şuradaki yazan fiyattan ziyade girdiğiniz zaman özel bir indirimle size veriyor genelde. Aynen. Bazı evlerde indirim oluyor. Mesela bu 3481 liraya falan denk geliyor. Daha sonra bakıyorsunuz. Burada zaten özellikleri vesaire yazıyor. Haritada konumunu görebiliyorsunuz. Değerlendirmeleri var. Zaten 4.91 almış. İyi, çok bir iyi ev. Evet. 23 değerlendirmesi var. Ve burada ev sahibi. Ev sahibine girip diğer evlerini de kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Onun hakkında ne yazıyor vesaire. 2014 yılından beri zaten bayağı bu kadın. Aynen. Ev bu kadın bu işin ehli olmuş. Aynen öyle. Neyse devam edelim. Şimdi diyelim ki bunu rezerve etmek istedik. Rezerve edin diyoruz. Hı-hı. Burada size 4 gecelik fiyatını veriyor. Artı temizlik ücreti ve hizmet bedeli alıyor. Hizmet bedeli evden aldığı para bu arada. Evet. Bu evden eve değişiyor. Genelde günlük kira, bir günlük kira bedeli falan veriyorsunuz buna. Ama evden eve değişebiliyor bu. Daha sonra burada kart bilgilerinizi girip burada işte ne gerekiyorsa bu bilgileri girip rezerve isteği yolluyorsunuz. Önce rezerve isteği yolluyorsunuz. Kabul daha ediyor. Sonra satıcı onaylıyor. Onaylandığında ödeme da yapıyorsunuz. Hemen şurada seyahatler kısmına zaten seyahatiniz şey oluyor. Şuradaki seyahatler kısmına sekmesine seyahatiniz hazırlanmış oluyor ve zamanı geldiğinde de seyahatinize gidebiliyorsunuz. Seyahatinizden 2 ya da 3 gün önce iptal etme seçeneğiniz var. Alıcılarla mesajlaşabiliyorsunuz. Daha doğrusu ev sahipleriyle. Sormak istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Profili açıyorsunuz. Airbnb'yi kullanıyorsunuz. Aynen, İstanbul güzel. İçinde de çok güzel evler var. Yani böyle konsept evler vesaire. Atıyorum sevgilinizle, arkadaşlarınızla kalmak istiyorsunuz. Ev lazım. İşte bir parti yapacaksınız, bir şey yapacaksınız vesaire. Airbnb kullanabilirsiniz. Evet. Gayet uygun fiyatlı oluyor. Biz bu evin günlüğünü 2500 liraya kiraladık. Kişi başı 500 lira ödedik. 2500 lira da ekstradan şey vardı. 12.500 liraya biz toplamda 4 günü kiraladık. 4 gece 5 gün. Bir günde uzattık. Ha bu arada yani alıcıyla kişisel olarak mesajlaşıp bir gün ayrı olarak Airbnb dışında biz günü uzattık. O alıcının inisiyatifine kalmış sanırım. Uzatabiliyorsun. Aynen yani. Ben WhatsApp'tan yazdım. Aha. Adam kabul etti. Şimdi gayet attı. Biz günlük yani 5 gün için 2500 lira verip krallar aynen gibi tatil yapıyoruz ama arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şimdi ev olduğu için burası. Gerçi her şey var içinde. Yani aha. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, deterjanı, şuysu, buzlu her şeyi var. Hani yemek olarak buzdolabına istediğiniz şeyleri dolduruyorsunuz. İstediğiniz yemeği vesaire de yapabiliyorsunuz. Burada. Mesela burada masa falan var. Burada sofranızı kurabilirsiniz. Dışarıda mangalı var. Oturma yeri var. İşte mangal yapabilirsiniz. Mangal izni var mı burada? Mangal izni de var. Aynen her şeyi yapabiliyoruz.
Neyse biz evi gezdirelim o zaman. Gezdirelim. Biz kaç paraya kalmıştık? 2500 liraya 5 gün kaldık. Gayet iyi kaldık kafamıza göre. Kişi başı 2500 lira kişi başı ödedik. 2500 lira ödedik. Aynen. Bayağı iyi ama. Yani çünkü günlükten yani, ziyade. Oteller 7000 lira 6000 lira bu arada. Ya otel olarak ama da kişi başı kalsaydık 4000 lira gibi bir minimum fiyat öderdik aynen diye düşünüyorum. Kocaman bahçemiz var ya. Yani. Aynen öyle arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi sabah sporu. Tamam. Havuz dans, güzel, yarı dans olimpik bir havuz. Var. Görüyorsunuz havuzu. Şimdi abi, ben havuzu kısa bir şekilde göstereyim size. Güzel, gayet boş. Bezdozlarımız bir şey. Boşuna bir şey gitmiyor, ne oluyor? Bence de. Ve suyu da çok bir güzel. Suyu, havuzumuz var. Suyu çok güzel. Ilık. Ve temiz abi, tertemiz. Villalar, bak villalar bu şekilde. Yan yana evler oluyor ama bizim yanımızda biri yoktu. Evimiz şurası. Yan taraf boş şu anda. Dolu olsa da sorun yok. Buralar kepenkli, kapalı açabiliyor. Size de göstereceğim. Gayet iyi abi. Ben bu arada sponsorluk veren değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben sadece Airbnb kullanın, ucuza tatil yapın diye söylüyorum. Airbnb izlerse, bir sponsorluk verirse güzel olur. Kapıda kaldık ya. Ev kiralamayın arkadaşlar. Biri bizi bir açsın. Ya sorunu çözelim arkadaşlar. Bir sorunu çözüp geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorunu çözdük. Sorun evet. Şuymuş. Arkadaşlar burada bir kışlık şeyimiz var. Şöminemiz var. Aynen. Bak arkadaşlar yeni bir teknoloji çıkmış. Göstereyim. Yeni bir teknoloji çıkmış. Buradan şömineyi yakınca buradan sıcak hava üflüyormuş. Bunu da ben yeni öğrendim. Şömine böyle bir şömine olmuş. Burada mutfağımız var. İşte Airbnb'den ev kiralayınca her şeyiniz oluyor. Burada dolap var. Anladın. İşte dolabın haline bak. Hale bak. İşte böyle. Burada yarım kalan şişeler, bilmem neler. Şimdi bulaşık makinesini açtık, çıkacağız diye. Böyle, burası böyle abi salon. Hızlıca gösterelim salonu. Burada aşağıda bir tuvalet var. Burası kapımız. Burası kapımız, böyle. Yani şurada işte direkt arabayı koyup çıkabiliyorsunuz. Tuvalet burada var bir tane. Buyurun Cihan Bey. Evet. Burada ikinci katımızda kocaman odalarımız var. Kocaman! Tuvaletten başla. Ne yaptın Samet? Ne yaptın? Burada bir banyomuz var. Güzel. Ama tıkanıyor. Anlamadım neden. Burada işte tuvalet. Güzel. Tuvaletinizi burada yapabilirsiniz. Elimizi yüzümüzü yıkayıp modumuzu yakalıyoruz. Aynen öyle. Modumuzu yakalıyoruz. Sabah kalkıyoruz. Güzel. Sularımız çalışıyor. Havlularımız vardı. Hepsi pislendi. Murat Bey burada. Nasıl? Murat Bey. Cihan Bey'in odasında ne işiniz var? Twitch yeri var arkadaşlar. Odamız çok büyük ve klimalı. Vitorilay Twitch TV. Aynen. Peki senin bu pancarlığın? Vitorilay. Alman dayılar gibi yandım yapacak bir şey yok. Burada abi klimamız var. Kafamıza göre çalıştırıyoruz. Balkonumuz var. Burası Cihan'ın odası. Benim odam. Bok gibi manzaramız. Güzel mi? Manzara böyle abi. Biz eğleniyoruz video çekerken. Umarım siz de eğleniyorsunuz. Gizem Hanım. Merhaba. İşte şimdi Mine Hanım lütfen çeker misiniz? Aşk ne? Kadın. Al bu senin. Merhaba. Aşkım. Merhabalar. Arkadaşlar burada da bir oda var. Bu odada da bir oda var. Burada Hazal Hanım yatıyor. Evet, Hazal Hanım yatıyor burada. Murat benle yatıyor. Bebeğimsin ya. Aynen öyle. Kardeşim benim. Beraber yatıyoruz. Yani. Agalar beraber yatarlar. Benim her odada var bu arada. Prenses de tek başına uyur. Aynen. Ben nerede burada uyuyorum biliyor musunuz? Aşağıda. Aynen. Koltukta. Burada bir banyomuz daha var. Gizem Hanım burada kalıyor Merve Hanım'la beraber. Arkadaşlar manzarası çok böyle. Güzel arkadaşlar. Ben şu özelliği göstermek istiyorum. Şimdi şurada bir tuş var. Basıyorsunuz. Kepenk iniyor. Tamamen bu gece. Abi, bu kadar. Tamamen gece. Bu kadar abi. Bak bir anda kararacağım. Bir anda tık karanlık diye geliyor. Işığı da kapatalım. Kapatışım. Işığı kapatabilir miyiz lütfen? Karanlık. Karanlık çöktü. Karanlık bir akşam yüzdü. Eklemediğiniz bir şey var mı acaba Airbnb ile alakalı? Ben kapatmak bence istiyorum. Bence rahat. Bence güzel yani. Konforlu. Bizi buluşturduğu için Airbnb'ye teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ve şu Airbnb kişiye. bize bir sponsorluk verse de bir daha bir tatil yapsa bu ekipte. Bu arada net evet. Yürüyorum ama aynen Airbnb. Bu ekip yani evet. Hepimizde. Evet. Arkadaşlar. Bence gayet mantıklı. Tek söyleyeceğim şey artık her şey o kadar pahalı ki. Bu gidişat çok kötü gidişat. Otel. Tabii. Kullanmayın. Aynen. Bu arkadaşlar, Alaçatı çok pahalı gerçekten. Ben onları anlattım. Peki, diğer videoları göreceksiniz. Arkadaşlar, ben o zaman videoyu kapatayım mı? Umarım bütün cevapları almışsınızdır Airbnb ile alakalı.
Sizi çok seviyorum. Kanala abone olsunlar mı? Kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Kesinlikle. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Aynen öyle. La 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 la. Gizem ne yapsınlar? Abone olun. Abone olun. Na la 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 la. Arkadaşlar teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Beğendiyseniz beğenirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmezsiniz yani. Dislike atın abi. Sıkıntı yok. Ben gayet samimi olduğumu düşünüyorum. Düzenli çocuk. Bye bye.